hissediyorum. Ali Cüneyt Kılıçoğlu'nun yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyun, üniversiteyi bitirdikten sonra işsiz kalan bir gencin hikayesini anlatıyor. Oyunda Berkay Tulumbacı rol alıyor. Yaz oğlum, sanık, yapılan suçlamaları kabul etmediğini, Berna Karaytun kendisine komplo kurup, önce insan kaçakçılığı işini teklif ettiğini, ama kabul etmemesi sebebiyle İftira attığını, dosyanın kamu davasına dönüşüp dönüşmemesi için savcılığa havale edilmesine. Yazdı mı? Adım Arturo, gazeteci. Ha, ama siyasi konular üzerinde yazarken adım Robert Winton. Peter Ustinov'un yazdığı Cevdet Arıcular'ın yönetmenliğin üstlendiği Ellerimin Arasındaki Hayat adlı oyunda Martovski adında bir genç tecavüz suçundan ölüm cezasına çarptırılır ve hikaye burada başlar. Ama sorumu cevaplandırmadım. Sorumuzun cevabını gayet iyi biliyorsunuz. 3 hafta önce sizin hakkınızda bir yazı yazmıştım. Mr. Long. Hayatta olduğum için beni hatırlamakta güçlük çektiniz. Ceset olarak karşılığında çıksam daha iyi hatırlardım. Dürüstlüğünüzün saklayamadığı gerçek okunuyor gözlerinizden. Çağırttılar değil mi sizi? Ha? Sevgili kral ve kraliçeniz çağırdı sizi. Hadi dürüst apaçık konuşun benimle. Çağırdılar mı çağırmadılar mı? William Shakespeare'in en çok oynanan, konuşulan, yazılan, yorumlanan eseri Hamlet, Işıl Kasapoğlu'nun yönetmenliği ve Bülent Emin Yarar'ın performansıyla tiyatro severlerle buluşuyor. Oyunda Hamlet, olayları hem yaşayan hem anlatan kişi olarak karşımıza çıkıyor. Çıkmaz bundan. Ama bo kendini yüreğim, bo. Dilimi tutmam gerek, bo. Hamlet! Lanet Hamlet, lanet Hamlet. Gum gum da gum gum. Kimdir, kimdir, kimdir o? Açın ulan kapı. Haldun Taner'in yazdığı Sersem Koca'nın kurnaz karısı, Türk tiyatrosunun kimlik arayışını anlatan, gerçek ve komedinin iç içe geçtiği, oyun içinde oyun kurgusuyla tiyatromuzun en iyi örneklerinden biridir. Oyunda 19. yüzyıl sonralarında İstanbul'da Fransız yazarı Molière'in George Dandin adlı ünlü eserini prova eden Thomas Fasulyecian tiyatro grubunun çektikleri sıkıntılar yüzünden Bursa'da valilik yapan Ahmet Vefik Paşa'nın yanına sığınmasını ve bu sırada yaşanan trajikomik olaylar işleniyor. Şarkısı şu perdelerden birine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Virginia ile Hıranuş'un bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına saklanmıştır.